etmez. Duyar mısın beni? Edebalı büyük bir alim. Senin gibi kızı için türlü cefalara göğüs geren yiğit bir kayıbeyini geri çevirmesine mutlak bir hikmeti olmalı. Beyim, kervansarayda Konya'dan altınları getiren Moğolları kılıçtan geçirmişler. Sen ne dersin be? Ne demek katletmişler? Benim topraklarımda, benim adamlarımı bunu yapmaya kim cesaret eder? Beyim. Ya altınlar? Hepsini götürmüşler beyim. Çabuk askerleri topla. Her yeri arasınlar. Kervansaraya gideceğim. Atımı hazır edin. Çabuk! İhanet her yanımızı sarmış Osman Bey. Bunun bedelini hainlere ödeteceğim. Sen gönlünü ferah tutasın Alişar Bey. Kulucahisar'daki fitneyi surların dibine gömerken senin yanında olacak bilesin. Azgın köpekler, Sofya'mı alarak beni durduracaklarını sanıyorlar. Onlara bu toprakları cehennem edeceğim. Kızımı zindandan çıkaracaksın Nizamettin. Alişar'ın konağını en iyi sen bilirsin. Helen'le elimizden geleni yapacağız efendim. Kızıma bir şey olacak olursa o konakla birlikte seni de yakarım, bunu bilmiş ol. Sofya'nın kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğim efendim. Onlara yalnızın kim olduğunu göstereceksin. Dilsiz kuşum, ne getirdin bana? Osman'ın alpleri. Gizlice kervansaraya girdiler. Alişar Bey'e Moğolların getirdiği altınları çaldılar efendiyemiz. Kızımın değil, kendi ölüm fermanını çıkardın Osman. Çık. Ne düşünürsünüz efendim? Alişar'la kervansarayda buluşmayı düşünüyorum. Kulağıma el işte. Babam yeni vazife tayinleri yapacakmış ağabey. İşleyen demir ışıldar Baturum. Belli ki emmim durağanlık istemez. Lakin merak ederim. Acep kime ne vazife verecek? Kayı töresinde vazife istenmez. Verilir. Vazifeyi alan yiğit de hakkınca ifa eder. Orası öyle. Sen de yoruldun ağabey. Bir yandan ticaret, bir yandan alp başılığı. Hayırdır Baturum? Alp başı mı olmayı dilersin? Estağfurullah abi. Yükün ağırdır. Ondan ötürü söylerim. Latife bir yana. Alp başlığı ağır zırhtır Baturum. Hele kayıda daha da ağırdır. Gayrı
Emaneti sen gibi kanı deli akan yiğitlere vermek gerekir. Eyvallah abi. Eyvallah. Lakin kanı deli akan yiğitlerin edemediğini kanı serin akan büyükler eder. Eğer babam böyle bir değişiklik yapacaksa zannımca tecrübenden istifade etmek için seni yardımcısı tayin edecektir. Hakkımızda hayırlısı olsun Batur. Hayırlısı olsun. Sen ne ederdin hancı? Beyim aniden oldu. Ben bir şey görmedim. Benim topraklarımda ekmeğimi yersin. Altınlarım çalınırken görmezsin. Götürün bunu. 100 kırbaç. Beyim affedin, ne olursun affedin. Benim suçum yok. Seninle daha işimiz bitmedi hancı. Hem görmezler hem duymazlar. Gazabımı da mı bilmez bunlar? Yer yarılsa, gök çökse, bulacağım bunları. Bulacağım. Görünmezleri görenler, duyulmazları duyanlar vardır. Sen de kimsin ihtiyar? Adım Müneccim Abdül'dür beyim. Derinleri görür, gayipten haber veririm. Götürün bunu! Bunu yapanları ararsın. Durun! Gören gözler vardır, lakin söyleyecek dili yoktur. Sen ne dersin Bunak? Ağzı kalabalık adamı sevmem ben. Ne söyleyeceksen tez de. Kulağı sağır, dili lal ama gözleri kartal. Kim? Öyle biri mi var? Beyim. Yıllardır burada dilenen bir gariban var. Nerede o? Avluda yaşar. Tez getirin bana. Ye bakalım, son yemeği. Thank you.
Bunu kim yaptı? Hakikati görmeye hazır mısın Alişar Bey? Demek Abdül, kulağımıza hiç çalınmadı ismin. Bir sürü musibet ve bela ile uğraşırız. Karamızı ata çalasın ihtiyar. Verdiğin altın ışıldar. Lakin bahtın karanlık görünür. Bir konak görürüm. Puslu yollar, sisli yamaçlar ardında. Taş döşeme, heybetli bir konak ve buradan kaçmaya hazırlanan bir tutsak. Dışı bir çiçek gibi narin ama içi yırtıcı ve vahşi bir tutsak. Deran'ı görürsün ihtiyar. Lakin bir şey bilmezsin. Benim konağım Konstantin'deki imparatorun sarayından bile korunaklıdır. Unutma Alişar Bey. Tutsağa zincir tutar. Lakin nizamı ihanet bozar. Onca çeri, onca adamı nöbet tutarken değil tutsak, canına kıydığımın ruhu bile çıkamaz. Sen yine dediklerimi unutmayasın Alişar Bey. Çıkmasına bir yol, derdine bir çare ararsan Kartal Kayınındaki inde olacağım. Hayrola prenses, yememişsin. Saraydakilere benzemiyor mu?